Serdar Turgut. Rahip bahane, asıl hedefleri Erdoğan. Washington'ın derin mekanizmalarını uzun süredir takip eden bir deneyimli gazeteci olarak şunu kesin söyleyebilirim. Amerikan devleti Başkan Erdoğan'ın önderliğindeki yeni Türkiye'nin bağımsız kararlar vermesini ve bunları kararlılıkla uygulamasını bir türlü kabul edemedi. Türkiye bağımsız kararlarıyla Amerika'nın global çıkarlarına ters düşse bile doğru bildiği yolda yürüdü Erdoğan'ın yönetiminde. AK Parti iktidara gelmeden önceki dönemin Türkiye yönetimine our boys bizim çocuklar mantığıyla bakmaya alışmış olan Amerikan devleti Erdoğan'ın kurduğu bu yeni Türkiye'ye bir türlü alışamadı, bocalamaya başladı. Hala daha bocalıyor. İşte bu yüzden yönetimin hemen hemen tüm birimlerinde Türkiye'den ve lider Erdoğan'dan bunun hesabını sorma havası vardır. Yaptırımlar yeni değil ki Bugün bazı yaptırımlardan bahsediyoruz ya bunlar yeni, bugüne tepki olarak hazırlanmış şeyler katiyen değiller. Ben bunları daha hakanetiyle burada yargılanırken biliyordum ve bildiklerimi o günlerde yazdım da. Bunların bazılarının hazırlığı bir buçuk yıldır sürdürülüyor. Yani burada kendilerine göre Türkiye'yi hizaya sokmak için bir şeyler yapılmasını savunan bir klik var. Bunlar uzun zamandır hazırlanıyordu. Brunson davası onlara arayıp bulamayacakları bir fırsat verdi. Brunson'a sahip çıkmak bunlara hem iç politikada avantaj sağladı hem de uzun zamandır hazırlandıkları yeni Türkiye ile hesaplaşmaya giriştiler. Onları biraz tanıyalım. Bu klik içinde olanlar isim isim şöyle. Mike Pompeo. Dışişleri Bakanı olduktan sonra ve Trump'ın tavrından da etkilendiği için şimdilerde Türkiye'ye daha dostça yaklaşıyor gözükse de aslında CIA Başkanı olmadan bile önce Erdoğan'a karşı görüşleriyle bilinir Washington'da. CIA Başkanlığında bu görüşleri daha da sertleşti. John Bolton, Trump'ın en yakınındaki isim. Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İslamofobik görüşleriyle bilinen ve neokon çevrelerinde daima içinde olan bir isim. Fred Felits, Bolton'un Ulusal Güvenlik Konseyindeki özel kalem müdürü. O da İslamofobik bir neokon evanjelist çevrelere de çok yakın. O da Bolton gibi Türkiye'ye yönelik sert görüşleriyle tanınıyor. Steven Munchen, Hazine Bakanı evangelist çevrelere inancıyla bağlı global düzeyde Amerika Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına en ilkeli en yürekten karşı çıkmış olan Erdoğan'ı hiç sevmiyor ve Türkiye'ye savaş açma mantığı içinde bir yetkili. Görüşleriyle başkanın damadı ve İsrail'in çıkarlarının yönetimdeki takipçisi Jared Kushner'i de etkiliyor. de zaten İsrail yönetimindeki Türkiye aleyhine görüşleri Washington'a taşıyan isim. Aynı zamanda Amerikan vatandaşı da olan Netanyahu özel ziyaret için Amerika'ya geldiğinde Kuşner'in babasının New Jersey'deki evinde kalıyor. Gece Kuşner'in eski odasında uyuduğu da biliniyor Washington'da. Anlayamadıkları için tehdit savuruyorlar. Başkan Trump etrafını çevirmiş olan bu kliğin hesaplaşma mantığını kırabilecek mi bakıp göreceğiz. Ancak şu kesin. Trump'ın yeni Türkiye ile ilgili fazla sorunu yok. O Başkan Erdoğan'la Putin'le yaptığı gibi oturup anlaşabileceğini düşünüyor. Yeni Türkiye ile sorunu olanlarsa Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi hiç anlamadıklarını sürekli tehditler getirip ve baskı uygulamaya çalışarak gösteriyorlar. Eğer anlamış olsalardı bunların ters tepeceğini de bilirlerdi. Nitekim Türkiye gereken tepkisini de veriyor. Belki bundan sonra durumu daha iyi analiz edip makul davranmaya başlayabilirler. Serdar Turgut, HaberTürk.